Merhaba arkadaşlar Edebiyat 1. Kitap DAF 13'teyiz. Dini Tasavvufi Halk Şiiri ile devam ediyoruz arkadaşlar. Dini Tasavvufi Halk Şiiri, Halk Şiirinin bir koludur. Aynı Anonim Halk Şiiri, e, Aşık Edebiyatı gibi. E, halk Edebiyatının bu kolunda arkadaşlar, Tasavvuf ile, e, Din ile ilgili, İslamiyetle Müslümanlık ile ilgili konular işlenmiştir. Tasavvuf, İslam inanışında Allah'a ulaşma yollarından biriydi. Şimdi tekkelerde derviş şairler tarafından yaratıldığı için e, halk şiirinin bu konuna tekke edebiyatı da denilir. Tasavvuf konusu işlendiği için yani içerikte tasavvufa yer verildiği için tasavvuf edebiyatı diye de adlandırılır. Yani 3 adet adlandırması vardır. Dini tasavvuf halk şiiri, tekke şiiri bir de tasavvuf edebiyatı tarzında adlandırılır. Şimdi 12. yüzyılda Türkistan'da arkadaşlar dinsel bilgi, ahlak ve tasavvuf e, kuralları, öğretileri İslamiyet e, toplumlara geniş halk kitlelerine öğretip benimsetmeye çalışıldı Ahmet Yesevi tarafından arkadaşlar ve Ahmet Yesevi'den sonra hatırlayın geçiş dönemi sanatçısıydı Divanı Hikmet adlı bir eseri vardı şiirler yazıyordu ve şiirlerini Hikmet olarak adlandır, adlandırıyordu Hikmet Bilgece söz demekti ve ayrıca Ahmet Yesevi Yesevi tarikatının da kurucusuydu işte Ahmet Yesevi Türkistan'da 12. yüzyılda İslamiyet'e tasavvufu benimsetmeye yaymaya çalıştı ve Ahmet Yesevi'nin ardından gelenler de bu geleneği sürdüler ve böylece tasavvuf akımı güçlendi ve edebiyatta en güzel anlatımını bulmuş oldu. Vatdeti vücut ve fena fillah kavramlarına bakalım. Bu iki kavram tasavvuf inancında karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Vatdeti vücut tek varlık inancıdır. E, bu inanca göre evrende Allah'tan başka varlık yoktur. Yaratan da yaratılan da aynı şeydir ve Allah e, kendini en çok insanda belirtmiştir. Bu yüzden insan evrenin özüdür ve Allah'ı sevebilecek e, gönül insanda vardır. Fena fillah ise İnsanın kendi varlığını Allah'ın varlığında yok etmesidir. Bunu yapabilmesi için de insanın zorlu bir aşamadan geçmesi gerekiyor. Tasavvuf yolunda tabii ki kendini aşması gerekiyor. Ancak bu çetin yolu geçen kendi varlığını aşan insan Allah'a kavuşur ve kendi varlığının Allah'tan bir zerre olduğunu hisseder. Dini tasavvufi halk şiirinin genel özellikleri şunlardır arkadaşlar. Şimdi bu e, şiirin kaynağı tasavvuftur. Adından da anlaşılacağı üzere. Bu şairler yani tasavvuf yolunu tutmuş şairler vahdeti vücut anlayışı doğrultusunda e, eserlerini dile getirmişlerdir. Vahdeti vücut tek varlık inancıydı. Bu şiirlerde Konu olarak şunlar işlenmiştir: Allah'ın varlığı, birliği, Hazreti Muhammed, sahabe ve velilere duyulan din büyüklerine duyulan sevgi, tarikatların adab ve erkanları yani kuralları, tasavvuf büyükleri, insanı kamil, dünyanın faniliği, nefis terbiyesi, iyi ahlaklı olma gibi konular işlenmiştir ve bu şiirde arkadaşlar dini tasavvuf Türk şiirinde estetik kaygı. Ee, ön planda değildir önemli olan e, içinde bulunan halin durumun o veçt halin kendinden geçme halin dışa yansıtılması esastır Şimdi şurası önemli dini tasavvuf halk edebiyatında e, nazım biçimi değil nazım türleri vardır arkadaşlar İlahi nefes devriye şatiye ve nutuk olmak üzere bunlar nazım biçimi değildir arkadaşlar nazım türüdür yani içeriklerine göre isim almışlardır Bunlar genellikle koşma tipindedir. Yani dörtlük nazım birimiyle yazılır. E, dörtlük sayısı 3 ile 7 arasında değişir. Hece ölçüsü kullanılıyor tabi bu genel özellik. Hece ölçüsünün 7'li, 8'li, 11'li kalıplarıyla söylenir. E, aruz ölçüsüyle yazılan ilahiler de olmuştur arkadaşlar. İlahiler hece ölçüsüyle yazılır. Genel olarak genel özellik bu. Ancak aruzla yazılan ilahiler de olmuştur. Ve bu şiirler... Dini törenlerde bir ile söylenmektedir. Tasavvuf şiirinde aşk konusu işlenir arkadaşlar. Ancak dikkat edin buradaki aşk, beşeri aşk değildir arkadaşlar. İlahi aşktır. Yani Allah'a duyulan aşktır. İşte e, bu aşkın beşeri aşktan e, farklı olduğunu anlatabilmek için e, terimlere, mecazlara, sembollere yer verilmiştir. Bunlar şu şekildedir. Aşk ile Tasavvuf şiirinde aşk ile ilahi aşk kastedilir arkadaşlar. Allah'a olan aşk kastedilir. Maşuk Allah'ı sembol eder. Aşık Allah aşkıyla yanan kişidir. Meyhane tekkedir. Kade aşığın kalbi olarak karşımıza çıkıyor. Sarhoş Allah aşkıyla yanıp tutuşan kendinden geçen kimsedir. Şarap ya da diğer bir deyişle mey Allah aşkı arkadaşlar. Saki yol gösterici mürşittir. Masiva ise Allah'tan başka her şeydir. Birinci soru 2017 LYS'de çıkmış bir soru arkadaşlar. Diyor ki parçada boş bırakılan yerlere hangisi sırasıyla getirilmelidir? İslamiyetin doğuşundan kısa bir süre sonra ortaya çıkmış olan nokta nokta İslam dünyasındaki etkisi yüzyıllar boyu sürmüş bir düşünce ve inanç sistemidir. Allah'a sevgiyle ulaşmayı amaçlar. İslami dönem Türk edebiyatında bu düşünce sistemi çevresinde bir edebiyat akımı oluşmuştur. Bu akım kendine özgün nazım türlerine ve şekillerine sahiptir. Örneğin nefes gibi nazım türlerinde nokta nokta düşüncesi ele alınmıştır. Bu düşünceye göre tek varlık Allah'tır. Bakın burası bir ipucu. Nokta nokta düşüncesi ele alınmıştır. Bu düşünceye göre tek varlık Allah'tır ve evrende görünen her şeyde Allah'ın türlü yansımaları vardır. Şimdi burada tasavvuftan bahsediliyor arkadaşlar ve düşünceye göre tek varlık Allah'tır diyor. Bu düşünceye göre tek varlık Allah. Hangi düşünce sistemiydi bu tasavvuf yolunda? Vahdedi vücut düşüncesi dedi, değil mi arkadaşlar? Tek varlık düşüncesi. O zaman cevap B şıkkı olmalıdır. İlahi tekke edebiyatında önemli bir şiir türüdür arkadaşlar ve e, tasavvuf şairlerin hemen hemen e, tamamı ilahi türünde eserler vermişlerdir. Ancak ilahi türü dendiğinde aklımıza gelmesi gereken isim Yunus Emre'dir. Bu önemli arkadaşlar. Yunus Emre eşittir ilahi. İlahiler. Allah'ı övmek, Allah'a yalvarmak için söylenir ve din ile alakalı, İslamiyetle alakalı e, konular işlenir. İlahiler dini törenlerde, dergahlarda kendine özgü bir ezgi ile okunur arkadaşlar. Aruz ölçüsüyle yazılan ilahiler de vardır. Hece ölçüsüyle de yazılmıştır ilahiler. İlahiler e ee, tarikatlara göre farklı isimler alır. Mesela nefes, Bektaşi ve Alevilerin düşüncelerini dile getiren manzumelerdir. Bir ilahidir ancak Bektaşi ve Alevi e, Düşüncelerini dile getiren ilahiler nefes olarak adlandırılır arkadaşlar. E, Vahdeti vücut telkinleri nefeslerle yapılır. Nefese deme de denir. Bu isimle de anılır arkadaşlar. Ayin mevlevilerin sema meclislerinde okumuş oldukları ilahilerdir. Tapu gülşenilerin e, ayin esnasında okudukları ilahilerdir. Durak ise Allah'ın varlığını yüceliğini anlatan halveti tekkelerinde okunan ilahilerdir. Cumhur ise Mellevi ve Bektaşi tekkelerinde okunan ilahilerdir. Bir ilahi örneği var bakalım. Işkun aldı benden beni, bana seni gerek seni, ben yanarım düğünü güğünü, bana seni gerek seni. Ne varlığa sevinirem, ne yokluğa yerinirem, ışkınla avunuram, bana seni gerek seni. Bakın sade bir dille yazılmış, ee, Allah aşkı işlenmiş, Yunus Emre tarafından yazılmış bir ilahi örneği. Diğer bir nazım türü nutuktur. Nutuklar aslında didaktik şiirlerdir arkadaşlar. Ee, tarikat liderleri tarikata yeni girmiş kişilere e, tarikatla ilgili bilgi vermek için bu şiirleri söylemişlerdir. Tarikat derecesini işte kurallarını öğretmek amacıyla e, bu şiirlere başvurmuşlardır. Bakalım örneğe buyruğunu tut Rahman'ın tevhide gel tevhide tazelensin imanın tevhide gel tevhide yaban yerlere bakma canın otlara yakma her gördüğüne akma tevhide gel tevhide bakın didaktik nitelikte ne yapması gerektiğini söylüyor. Devreye nazım türü mutlak varlıktan yani Allah'tan insana ve insandan Allah'a dönüşe kadar süren devri anlatan şiirlerdir. E, devriyelere göre bütün varlıklar belli bir e, sıra içinde döner cansız bitki hayvan insan ve olgun insan sıralanışıyla bir e, daire düzeninde döner dairenin iniş yörüngesi kalsin çıkış yörüngesi ise kalsi uruç olarak adlandırılır arkadaşlar İşte devriye Allah'tan gelmeyi ve yine Allah'a dönmeyi anlatan bir nazım türüdür dini tasavvuf ve halk edebiyatında bakalım örneğe Cihan var olmadan ket mi Adem'den? Hak ile birlikte yektaş idim ben. Yarattı bu mülkü çünkü o Yaptım tasvirini nakkaş idim ben. Anasırdan bir libasa büründüm. Nar ü ü ab ü haktan göründüm. Hayrul beşer ile dünyaya geldim. Adem ile birebir yaş idim ben. Bakın dikkat edin tasavvufi kavramlar var. İslamiyet ile ilgili kavramlar var. Allah'tan gelip Yine Allah'a dönmeyi ifade eden bir manzume. Şatiye nazım türünde arkadaşlar e, iğneli ve alaycı bir üslup kullanılır. İlk okunduğunda sanki tasavvufla, inançlarla e, alay ediyormuş gibi düşünür kişi. Ancak yorumladığı zaman tasavvufla ilgili kavramlara değinildiği anlaşılır. Şatiye türünün en önemli sanatçısı halk edebiyatında kaygısız aptal olmuştur. Bakalım örneğe. Adem'i balçıktan yoğurdun yaptın. Yapıp da neylersin bundan sana ne? Halk ettin insanı cihana saldın. Salıp da neylersin bundan sana ne? Bakkal mısın terazuyu neylersin? İşin gücün yoktur gönül eylersin. Kulun günahını tartıp neylersin? geçiver suçundan bundan sana ne bakın ilk okunduğunda sanki böyle bir hani kafa tutuyormuş hissi yaratıyor tasavvufu inançları İslamiyet'i dini sorguluyormuş hissi yaratıyor alay ediyor iğneli bir üslup kullanılıyor ancak yorumlandığında tasavvufla ilgili kavramlara e, değinildiği anlaşılan bir nazım türüdür şatiye İkinci soru 2017 LYS'de çıkmış bir soru diyor ki dörtlüğün nazım türü aşağıdakilerden hangisidir? Devre Allah'tan gelip yine e, Allah'a dönme sürecini ifade eden şiirlerdir. İlahi Allah'a övmek Allah olan sevgiyi dile getirmek için yazılan şiirlerdi. Şatiye tasavvufla dinle inançlarla alay ediyormuş his uyandıran ancak yorumlandığında aslında tasavvufla ilgili e, düşüncelere değinildiği anlaşılan şiirlerdi nefes Alevi ve Bektaşi tekkelerinde okunan ilahilerdi. E, nefeslerde vahdeti vücut yani tek varlık inancına yer verilirdi. Nutuk ise dergahlara yeni gelen öğrencilere e, dergahın işte edep, adab ve kurallarını öğretmek için yazılan şiirlerdi. Bakalım şimdi verilen dörtlüğe. Gelse celalinden cefa yahut cemalinden vefa. İkisi de cana safa Senden hem ol hoş bu hoş. Bakın Allah'a olan aşk dile getirilmiş. Allah aşkı ilahi aşk dile getirilmiş. O zaman bu ilahi nazım türünde yazılmış bir dörtlüktür arkadaşlar. Üçüncü soru 2020 AYT'de e çıkmış. Dörtlüğün nazım türü hangisidir diye soruluyor. Nutuk dergaha yeni gelenlere dergahın kurallarını derecelerini öğretmek için söylenen şiirlerdir devreye Allah'tan gelip Allah'a dönüş ifade eden şiirlerdir. Şatiye alay ediyormuş gibi görünen, dinle inançla tasavvufla alay ediyormuş gibi görünen aslında tasavvufla ilgili e, bilgilere yer verilen şiirlerdir. Güzelleme Aşık şiirinde bir ee, nazım türdür arkadaşlar. Beşeri aşktan, tabiattan, tabiat güzelliklerinden bahsedilir. Münacat ise Allah'a yalvarmak, yakarmak için yazılır. Ancak münacat divan şiirinde karşımıza çıkıyor ve münacat beyitlerle yazılır arkadaşlar. Yani ikili dizelerle yazılır. Bakalım şimdi diyor ki edepli ol can isen, hakkı bil insan isen, müştakı sultan isen, var edep öğren, edep bakın Didaktik nitelikte bir şiir. E, edep öğren diyor, edepli ol diyor, hakkı bil diyor. E, yani e, öğretici niteliği ön planda olan bir şiir. O zaman bu nutuk nazım türüne ait bir örnektir. Aşık şeri temsilcisine bakalım arkadaşlar. İlk olarak aşık şiiri temsilcilerine bakacağız. E, bu sanatçıların hangi yüzyılın temsilcisi olduğu ve e, eserleri önemlidir. Şimdi 16. yüzyıl aşık şiiri temsilcileri Köroğlu karşımıza çıkıyor. Köroğlu kavganın ve özgürlüğün semboldür arkadaşlar. Karşınıza bu şekilde çıkar. Kavganın ve özgürlüğün sembolü. Koçaklama türündeki şiirleriyle tanınmıştır. Koçaklama bir nazım türü olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Yiğitlik, kahramanlık konuları işlenirdi koçaklamalarda. Köroğlu divan edebiyatından ve tasavvuftan etkilenmemiştir arkadaşlar. Yani dini konulara, İslami konulara, tasavvufi konulara şiirlerine yer vermemiştir. Aynı zamanda divan edebiyatından da etkilenmemiştir. Hatırlayın, İslami dönem Türk edebiyatında Divan edebiyatı ile halk edebiyatı e, beraber bir gelişim aşaması gösteriyordu. Köroğlu halk edebiyatı temsilcisi, aşık şiirinin temsilcisi divan edebiyatından etkilenmedi. 17. yüzyıl aşık şiiri temsilcileri Kayıkçı Kul Mustafa... Kayıkçı Kul Mustafa'nın Genç Osman Destanı adlı bir yapma destanı vardır arkadaşlar. Önemli. Edebiyatta sanatçı eser eşleştirmeleri önemli biliyorsunuz. Kayıkçı Kul Mustafa Genç Osman Destanı adlı bir eseri var. Kayıkçı Kul Mustafa aynı zamanda asker bir şairdir. Yeniçeri şairleri arasında yer alır. Kendisi döneminin e, tarihi olaylarıyla ilgilenmiştir ve bu yaşanan tarihi olaylar üzerine destanlar, şiirler söylemiştir. Karacı olan 17. yüzyıl aşık şiirinin e, en önemli sanatçılarından biridir arkadaşlar. Karacı olan, Karaca olan divan şiirinden ve tasavvuftan etkilenmemiştir arkadaşlar. Güzelleme türündeki şiirleriyle ön plana çıkmıştır. Yani aşk, sevgili, doğa gibi konuları işlediği e, şiirleriyle ön plana çıkmıştır. Kendisi Toroslu Türkmen aşiretleri arasında yaşamıştır ve e, lirik şiirlerle tanınmış e, 17. yüzyıl sanatçısıdır. Aşık Ömer, Aşık Ömer divan edebiyatının etkisinde kalmıştır arkadaşlar. Adli mahlasını kullanmıştır. Adli takma ismini kullanmıştır. Döneminde Üstad diye anılır Aşık Ömer. Şairname adlı bir eseri vardır. E, Hecevezni ile e, şiirler yazmıştır. Ancak divan edebiyatından da etkilenmiştir. Bakın bu bilgi önemli. Halk şairlerinden hangilerinin divan edebiyatından etkilendiği, hangilerinin etkilenmediği karşınıza çıkar arkadaşlar. Şimdiye kadar gördüğümüz sanatçılar arasında divan edebiyatından etkilenen Aşık Ömer. Köroğlu, Kayıkçı, Kul Mustafa, Karaca olan divan edebiyatından etkilenmemiştir. Aşık Ömer etkilenmiştir divan edebiyatından. Hatta o kadar etkilenmiştir ki divan şairleri gibi bir mahlas kullanmıştır. Adli mahlasını kullanmıştır. Dönemin sanatçıları tarafından da Üstad diye anılmıştır. Şairname adlı eseri önemlidir arkadaşlar. Kuloğlu da bir Yeniçeri şairdir arkadaşlar. Aynı Kayıkçı Kul Mustafa'da olduğu gibi Kuloğlu ile ilgili bilgileri Seyahatname'de rastlıyoruz. Evliya Çelebi tarafından yazılan Seyahatname adlı eserden e, rastlıyoruz. Kuloğlu e, 4. Murat'ın ölümü üzerine bir ağıt söylemiştir. Ve bu edebiyatımızda en dokunaklı en içli ağıtlardan biri olarak kabul edilmektedir. E, 4. Murat'a e, hayran olduğunu anlıyoruz eserlerinden ve Seyahatname'den yola çıkarak. Kuloğlu şiirlerinde aşk, yiğitlik, e, hikmet gibi temaları işlemiştir. Yani bir gece sözlere de yer vermiştir. Diğer bir şairimiz Gevheri. Gevheri'nin ayırt edici bir özelliği vardır arkadaşlar. Kendisi musiki ile ilgilenmiştir. Besteler yapmıştır. Ve kendi adı ile anılan bir makam bulmuştur. Karşınıza çıkar Gevheri makamı arkadaşlar. Kendi adı ile anılan bir makam bulmuştur. Kendisi e, divan şiirinden etkilenmiştir. Hem hece ölçüsüyle hem de divan şiirinin etkisinde kalarak aruz ölçüsüyle şiirler yazmıştır. Ee, bazı şiirleri tezkirlere alınmıştır Gevheri'nin. Aşık şiirinin 18. yüzyıldaki temsilcisi Dertli'dir arkadaşlar. Ee, divan şiirinin etkisinde kalmıştır. Aruz ölçüsünü de kullanmıştır. Ve şiirlerini bir divanda toplamıştır. 19. yüzyıl aşık şiiri sanatçıları... Dadaloğlu karşınıza çıkar arkadaşlar. Özellikle şu sözüyle ferman padişahınsa dağlar bizimdir sözü çok önemlidir karşınıza çıkar. E, Dadaloğlu bu sözü Afşar aşiretinin Osmanlı hükümetine karşı verdiği mücadeleye mücadeleyi e, ifade etmek için söylemiştir. Dadaloğlu Toroslar'a göçebe olarak e, yaşayan Afşar Türkmenlerinden bir kişidir ve kendisi kahramanlık şiirleriyle 16. yüzyıl sanatçısı Köroğlu'na, aşk şiirleri ile de 17. yüzyıl sanatçısı Karacaoğlan'a benzer. Bayburtlu Zihni 19. yüzyılın diğer bir sanatçısıdır. Kendisinin Sergüzeşname isimli bir mesnevisi vardır. Mesnevi divan şiirine ait bir nazım biçimdir arkadaşlar. Bayburtlu Zihni divan şiirinden etkilenmiş bir sanatçıdır. Aynı zamanda bir de divanı vardır. Bayburtlu Zihni şairliğinin edebiyatçılığının yanı sıra İstanbul'da divan-ı hümayun katipliği de yapmıştır. İyi bir eğitim almıştır kendisi. Medrese eğitimleri almıştır. Erzurumlu Emrah e, ağır bir dile sahiptir Erzurumlu Emrah. Aşık şiiri sanatçısı, halk şiiri temsilcisi ancak ağır bir dil kullanmıştır. Divan şiiri sanatçılarından Fuzuli, Baki ve Nedim'in etkisinde kalmıştır. Hem hece hem de aruz örtüsünü kullanmıştır. E, bir divanı vardır Erzurumlu Emrah'ın. Aynı divan şairlerin olduğu gibi onlardan etkilenmiştir ve, ve bir divan düzenlemiştir. Ancak asıl başarısını koşma ve semayelerle sağlamıştır. Yani aşık şiiri nazım biçimleri zeminleriyle sağlamıştır Erzurumlu Emrah. Seyrani de 19. yüzyıl sanatçısıdır arkadaşlar. Seyrani deyince aklımıza taşlama nazım türü gelmelidir. Yani eleştirel tarzda yazılan şiirler. Seyrani taşlamalarıyla ünlü bir şairdir. E, bu taşlamalarında ikiyüzlülük, rüşvet, haksızlık, adalet gibi Konuları işlemiştir. Kendisi divan edebiyatını çok iyi bilir. Kendini yetiştirmiş bir şairdir. Aruz vezni ile şiirler yazmıştır. Ancak asıl e, hünerini koşma, semai ve destanda göstermiştir. Yani e, halk şiiri nazım biçimlerinde göstermiştir. E, asıl hünerini. Ruhsatı. Bektaşi tarikatına mensuptur. Kendisi hem Pir Sultan Abdal'dan hem de Hatay'dan etkilenmiştir. Aruz'da da şiirler yazmıştır ama e, de gene asıl hünerini, asıl şairliğini e, hece ölçüsüyle yazdığı şiirlerde göstermiştir. Geldik 20. yüzyıl Aşık şiiri temsilcilerine. Aşık veysel, Eh, Ahmet Kutsi Tecer tarafından edebiyatımıza tanıtılmıştır. Bu önemli bir bilgi. Aşık Veysel Cumhuriyet dönemi sanatçılarındandır arkadaşlar. Eh, kendisi çiçek hastalığından dolayı küçük yaşta gözlerini kaybetmiştir. Ve eh, oyalanması için eline verilen bir eh, saz ile şiirler söylemiştir. Aşık edebiyatının son temsilcilerinden sayılır. Aşık Veysel kendisi didaktik tarzda şiirler de yazmıştır. Ancak asıl başarısını lirik tarzda yazmış olduğu şiirlerle göstermiştir. Yani doğa, aşk, sevgili, özlem gibi konularla ilgili yazdığı şiirlerde göstermiştir. Şiirleri Değişler, Sazımdan Sesler, Dostlar Beni Hatırlasın isimli kitaplara toplanmıştır. Vefatından sonra da bütün şiirleri tek bir kitap haline getirmiştir ve o da bütün şiirleri adıyla tekrar yayınlanmıştır. Abdurrahim Karakoç hem bir şairdir hem de bir gazetecidir arkadaşlar. memleket sorunlarına gazeteci kimliği ile yaklaşmıştır. İlk şiirlerini Engizek gazetesinde yayınlamıştır Elbistan ilçesinde. Hece ölçüsünü büyük bir ustalıkla kullanmıştır. E, taşlamalar yazmıştır. Yolsuzluklara, kötülüklere e, dair bunlarla mücadele etmiştir ve bunlarla ilgili taşlamalar yazmıştır. Şiir kitapları, hasana mektuplar, el kulakta, vur emri, kan yazısı, suları ıslatamadım, beşinci mevsim, dosta doğru, akıl karaya vurdu yasaklı rüyalar gerdanlık 1 2 3 parmak izi ve deneme türünde bir eseri vardır o da çobandan mektuplar adı ile yayınlanmıştır şeref taşlova e, karslı bir şairimizdir e, birçok halk hikayesini tasnif etmiştir yani sınıflandırmıştır arkadaşlar ve binden fazla e, şiiri vardır şeref taşlova'nın Murat Çobanoğlu Kars'ın usta aşıklarından Gülistan'ın oğludur arkadaşlar. Murat Çobanoğlu Kars'ta aşıklar kahvesini çalıştırmış ve yeni aşıklar yetiştirmiştir. Murat Çobanoğlu'nun pek çok aşıkla e, atışması vardır arkadaşlar saz eşliğinde ve kendisinin 3000'e yakın şiiri bulunmaktadır. Aşık Mahsun'un şerif e, saz çalmayı ve deyiş söylemeyi amcası aşık Fezali'den öğrendiğini söylemiştir. Bektaşi kültürünün dünyaya tanıtılmasında ön ayak olmuştur. Önemli bir ismidir. Aşık Feymani Ahı Gözlüm adlı bir şiir kitabı vardır. Geleneğe bağlı tasavvuf şiirleri yazmakta da ustadır kendisi arkadaşlar. Neşet Ertaş Bozkır'ın tezenesi olarak adlandırılmıştır arkadaşlar. Yaşar Kemal tarafından bizim toplumcu gerçekçi yazarlarımızdan biri olan Yaşar Kemal Neşet Ertaş'ı Bozkır'ın Tezenesi olarak adlandırmıştır. Neşet Ertaş ee, saz çalmayı babasından öğrenmiştir ve tek etkilendiği kişinin babası olduğunu söylemiştir. Geldik halk şiirinin dini tasavvufi halk şiiri kolunu arkadaşlar. 13. yüzyıl temsilcileri Yunus Emre ve Hacı Bektaşi Veli karşımıza çıkıyor. Yunus Emre deyince aklımıza ilahi türü gelmelidir. Çünkü ilahi nazım türünün en güzel örneklerini vermiştir Yunus Emre. Yunus Emre hem hece ölçüsünü kullanmıştır halk şairi olduğu için hem de divan şiirinden etkilenmiş ve aruz ölçüsünü kullanmıştır arkadaşlar. Risaletü Nusiye ve Divan adlı iki eseri var. Risaletü Nusiye adlı eserini mesnevi nazım şekliyle yazmıştır arkadaşlar. Mesnevi nazım şekli divan şiirine has bir nazım şeklidir. Ee, Yunus Emre Risaletü Nusiye adlı eserini bu nazım şekliyle yazmıştır ve aruz ölçüsünü kullanmıştır. Risaletü Nusiye didaktik bir mesnevidir arkadaşlar. Yani öğreticilik yanı ağır basan bir mesnevidir. Dini, ahlaki ve tasavvufi konularda nasihatlar vermektedir. Diğer bir eseri de Divan. Geldik Hacı Bektaş Veli'ye. Hacı Bektaş Veli bakın isminden de anlaşılacağı üzere Bektaşilik tarikatının kurucusudur. Makalat adlı eseri önemli arkadaşlar. Bunu bilmemiz gerekiyor. 15. yüzyıl şairleri Hacı Bayram Veli. Hacı Bayram Veli de arkadaşlar Bayramiye tarikatını kurmuştur. E, Nutuk adlı eseri karşımıza çıkabilir. Kaygusuz Aptal. Kaygusuz Aptal bektaşi bir şairdir. Asıl ismi Gaybidir ve dönemin Alanya Bey'inin oğludur. Hem heceyle e, şiir yazmıştır hem de aruz örtüsüyle şiirler yazmıştır. Kendisi e, tasavvuf ve bektaşilik ilkelerini, kurallarını özgür bir şekilde savunmuş ve e, bağnaz görüşle alay edercesine dile getirmiştir bu görüşlerini yani ince bir alay vardır kaygusuz aptalın e, şiirlerinde eserlerine bakalım birçok eseri vardır ve karşımıza çıkar arkadaşlar bunlar divan gülistan Mesnevi baba kaygusuz Minbername, gevhername budalaname sarayname vücutname ve dilgüşa e, şu nameler Bizler için ipucu olabilir arkadaşlar. Karşımıza çıktığında işte name ile bitenler kaygısız aptal şeklinde bir ufak kodlama yapabiliriz. Minber name, gevher name, budala name, saray name, vücut name tarzında. Eşrefoğlu Rumi tasavvuf şairlerindendir arkadaşlar. Yunus Emre'den etkilenmiştir. Hem aruz ölçüsünü kullanmıştır hem de hece ölçüsünü kullanmıştır. Müzekkin Nüfus adlı e, eseri karşımıza çıkar. Bir de divan tertip etmiştir. Geldik 16. yüzyıl dini tasavvuf halk şiiri temsilcilerine. Aziz Mahmut Hüdayi bir evliyadır arkadaşlar. Mutasavvıftır. İlahiler yazmıştır ve yazmış olduğu bu ilahilerde Allah aşkını dile getirmiştir. İstanbul'da bir tekke kurmuştur. Aruz ve hece ölçüsü ile şiirler yazmıştır. Pir Sultan Abdal Pir Sultan Abdal Sivaslıdır arkadaşlar. Sivas'ın Banas köyündendir ve asıl ismi Haydar'dır. Pir Sultan Abdal 16. yüzyılda e, Kanuni Sultan Süleyman döneminde bir ayaklanmaya katılmıştır ve bu ayaklanma e, sonucunda asılmıştır. E, kendisi divan edebiyatından etkilenmemiştir. Aruz ölçüsünü kullanmamıştır ve e, tüm şiirlerini hece ölçüsü ile söylemiştir. Niyazi Mısri 17. yüzyıl e, dini tasavvuf halk şiiri temsilcilerindendir arkadaşlar. Kendisi hece ölçüsünün yanı sıra aruz ölçüsünü de kullanmıştır. Yani divan şiirinden etkilenmiştir. Aruz ölçüsü ile yazdığı şiirlerinde hem Nesimi'nin hem de Fuzuli'nin etkisinde kalmıştır. Hece ölçüsü ile yazdığı şiirlerinde ise Yunus Emre'nin e, etkisi görülmektedir. 13. yüzyıl sanatçısı Yunus Emre'nin etkisi görülmektedir. Türkçe bir divanı vardır 18. yüzyıl sanatçısı olarak karşımıza Erzurumlu İbrahim Hakkı çıkıyor arkadaşlar. Ee, bazı sanatçıların bazı dizeleri, beyitleri, sözleri önemlidir arkadaşlar. İşte mesela Dadaloğlu'nun Ferman padişahınsa dağlar bizimdir sözü gibi. Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın da arkadaşlar Mevla görelim neyler? Neylerse güzel eyler. Mısraları önemlidir arkadaşlar. Karşımıza çıkar. Mevla görelim neyler, neyle, neylerse güzel eyler ona ait dizelerdir. Eserleri ilahi name ve marifetnamedir. namedir. Dördüncü soru 2016 LYS'de çıkmış bir soru. Diyor ki parçada söz edilen saz şaire aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım parçaya. 16. ve 17. yüzyıllarda yaşayan Yunus Emre ile Nasrettin Hoca gibi Nereli olduğu konusunda değişik rivayetler bulunan bir sas şairidir. Çukurova, Balkanlar, Azerbaycan, Türkmenistan gibi değişik bölgelerde yaşadığı düşünülen sas şairi hakkındaki bir başka tartışmada Barak veya Varsak boyuna mensup olup olmadığıdır. Şiirlerinin temasını genellikle güzellik ve gurbet kavramları oluşturan Aşık bütün şiirlerini hece ölçüsüyle söylemiştir şimdi bakın ipuçlarımız var 16. ve 17. yüzyıllarda yaşamış nereli olduğu konusunda net bir bilgi yok şiirlerinde genellikle güzellik ve gurbet kavramlarına yer vermiş ve bütün şiirlerini hece ölçüsüyle yazmış ve bu bir aşıktır yani e, halk şiirinin aşık kolunun temsilcilerinden birini bulmamız isteniyor Köroğlu, Aşık Ömer, Karaca olan Ercişli Emrah ve Gevheri verilmiş şıklarda. Şimdi eleyerek gidelim. Köroğlu 16. yüzyıl sanatçısı. Köroğlu kavganın ve özgürlüğün sembolüdür arkadaşlar. Koçaklamaları ile ünlenmiştir. Yani yiğitlik, kahramanlık konuları ile ilgili yazdığı şiirlerle ünlenmiştir. Divan edebiyatından da etkilenmemiştir. Evet ama şu içerik bakımından hani diyor ya parçada güzellik ve gurbet kavramlarını kullanmıştır genellikle bu bilgiden Köroğlu'nu eliyoruz çünkü Köroğlu'nda kavga ve özgürlük var Aşık Ömer 17. yüzyıl sanatçısı ancak Aşık Ömer bütün şiirlerini hece ölçüsüyle söylememiştir arkadaşlar Aşık Ömer divan şiirinden etkilenmiştir ve aruz veznini kullanmıştır o zaman gitti Ercişli Emra Ercişli Emra 17. yüzyıl sanatçısıdır arkadaşlar ve Erciş'te yaşamış bir e, aşıktır. Kendisi e, bir aşk hikayesinin hem kahramanıdır hem de aşık şiirinin ünlü bir sas şairidir. Yani hani diyor ya nereli olduğu konusunda rivayetler bulunan Erciş'le Emrah'ın nereli olduğunu biliyoruz. O zaman bu da gitti. Gevheri 17. yüzyıl sanatçısı Gevheri Aruz Vezni ile şiirler yazmıştır arkadaşlar. Yani divan şiirinden etkilenmiştir. O zaman bu da gitti Kaldı Karaca olan. Şimdi Karaca olan 17. yüzyıl sanatçısı. Divan şiirinden etkilenmedi. Bütün şiirlerini hece ölçüsüyle yazdı arkadaşlar ve güzellemeleriyle e, ünlenmiş bir sanatçıdır. Yani güzellik, e, gurbet, aşk, sevgili, doğa gibi konular işlemiştir şiirlerinde. Hece ölçüsü kullandı bütün şiirlerinde. E, nereli olduğu konusunda değişik rivayetler var. Net bir bilgi yok. O zaman cevap karaca olan olmalıdır. Yani C şıkkı. Beşinci soru. Aşağıdakilerden hangisi verilen açıklamalarda boş bırakılan yerlerden birine getirilemez diye sorulmuş. Neşet Ertaş, Dadaloğlu, Seyrani, Kaygusuz Aptal, Bayburtlu Zihni. Bakalım şimdi. Diyor ki. Toroslarda göçebe olarak yaşayan avşar Türkmenlerindendir. Avşar aşiretinin Osmanlı hükümetine karşı verdiği mücadeleyi "Ferman padişahınsa dağlar bizimdir" diyerek ifade etmiştir. Bakın burası bizim ipucumuz. "Ferman padişahınsa dağlar bizimdir" ifadesini kullanmış. Kimdir bu arkadaşlar? Dadaloğlu. O zaman Dadaloğlu buraya gelecek. B şıkkı gitti. Diğer bir açıklama: Aşıklık geleneğinin son büyük temsilcisidir. Yaşar Kemal kendisini Bozkır'ın Tezenesi olarak adlandırmıştır. Kimdir arkadaşlar bu? Neşet Ertaş. Yaşar Kemal tarafından Bozkır'ın Tezenesi olarak adlandırılmıştır. İpucumuz bu. O zaman A şıkkı da buraya geldi. Diğer bir açıklama. 19. yüzyılın en önemli halk şairleri arasında. Bakın yüzyıl önemli. Dönemindeki sosyal olayları sert bir dille eleştiren şair Taşlamalarıyla ünlenmiştir. Bakın 19. yüzyıl halk şairi. Ee, dönemindeki sosyal olayları sert bir dille eleştirmiş. Taşlamalarıyla ünlüymüş bu sanatçı. Kim olabilir? Seyrani. Seyrani de buraya geldi. C şıkkı da gitti. Diğer bir açıklama. Hecenin yanında aruzla da şiirler yazmış. Bakın burası önemli. Benimsediği tasavvuf ve bektaşilik ilkelerini... Softa görüşle alay edercesine savunmuştur. Şatiye türünün en bilinen örneklerine veren Ozan'ın Budala Name, Gevher Name, Dilgüşü adlı eserleri vardır. Bakın edebiyatta sanatçı eser bilgisi önemlidir. Budala Name, Gevher Name, Dilgüşü adlı eserleri varmış. Hatta anlatırken demiştim ki şu namelerden kodlayabilirsiniz. Kimdir bu? Kaygusuz aptal. O zaman o da buraya geldi. Demek ki cevap E şıkkı Bayburtlu zihni. Bayburtlu zihni 19. yüzyıl aşık şiiri temsilcilerindendir arkadaşlar. Divan şiirinden etkilenmiştir ve Sergüzesname adlı bir eseri vardır. 6. soru Parçada numaralanmış şerlerin hangisi bilgi yanlışına neden olmuştur? Bakalım. Güney Anadolu'da özellikle Toroslu Türkmen aşiretleri arasında yaşamış, güzelleme türündeki lirik şiirleriyle tanınmış Karaca olan. Burası doğru, bir yanlışlık yok. Kavganın ve özgürlüğün sembolü olan koçaklamalarıyla ünlense de aşk şiirlerindeki samimi söyleyişleriyle dikkat çeken Köroğlu, bu da doğru. Divan şiirinden etkilenen dönemindeki sosyal olayları sert bir dille eleştirerek taşlamalarıyla ünlenen Seyrani, bu da doğru. Saz şairleri tarafından üstad diye anılan divan şairlerinin taklit hevesiyle adli mahlasını kullanan Gevheri. Şimdi burada yanlışlık var. Burada bahsedilen kişi Aşık Ömer'dir arkadaşlar. Gevheri değildir. İlahi türü dendiğinde akla ilk gelen isim olan şiirlerinde hem hece hem de aruz ölçüsü kullanan Yunus Emre, bu da doğru, halk şiirinin önemli temsilcilerindendir. Cevabımız D şıkkı olmalıdır arkadaşlar. Bahsedilen kişi Gevheri değildir orada, e, A Ömer'dir.